Hayır. Yok yani bütün aslında istatistiklerde hata payı bütün yani bu seçim istatistiği de olsa bu tip rakam istatistiği de olsa maksimum artı eksi 2'dir. Maksimum. Peki bu tablo nedir? Ki %2'dir bu arada. 2 puan değildir. Bu tablo tam bir fiyaskodur. Yani ortada hiçbir verimizin gerçek olmadığını çok net anlatan bir şeydir. Şimdi peki bu hızı mesela Türk İş görmüyor muydu asgari ücret masasında revizyonu konuşurken? İnsanın aklına bu geliyor. Bakın eğer bir ülkede verilerinizle yüzleşmiyorsanız, dünyanın en iyi niyetli hamlelerini bile yapsanız büyük sapmalara ve faturalara neden olursunuz. Türkiye'nin işte enflasyon hedefini şuraya Ki bu getirdik. sapmaların Beklentiyi bunu faturası da yaptık işte falan. çok ağır bir şekilde ağır faturası Çok oluyor ağır oluyor. sapmaların. Türkiye'nin ilk yapması gereken şey verileriyle yüzleşme. Aksi takdirde biz doğru politikaları bile uygulasak ki şu ana kadar doğru yapılan hamleler var. Ortada bir ekonomi politikası yok. Doğru politikaları bile uygulasak sonuç alamayız. Çünkü çıkış noktamız yanlış. Çıkış noktamızı doğru yere getirmemiz lazım ve artık şu printer'dan çıkanla ilgilenmeyelim. Yani döviz kaç oldu, faiz kaç oldu, enflasyon. Biz ekranın başındaki yazılımı düzeltmediğimiz sürece oradaki çıktı hep bizim aleyhimize işleyecek. Buna emin olabilirsiniz. İlk önce şu verilerle yüzleşelim, ondan sonra doğru düzgün bir planlama yapalım ve üreten bir ülke yaratalım. Başka bir çıkış noktamız yok buradan. Evet, tabii bir de memur var. Memurun şimdi yarın 1 Ağustos itibariyle görüşmeleri başlayacak. Masaya oturulacak. Beklentisi 30 bin. Bir de büyükşehir tazminatı talep ediyor memur. Eskiden işte büyükşehire tayini isterdi, dilekçe verirdi memur. Şimdi o dilekçelerin iptalini istiyor. Çünkü büyükşehirde yaşamanın imkanı yok bir memur maaşıyla. Talepler farklı. İşte büyükşehir tazminatı isteniyor, ulaşım yardımı, kira yardımı istiyor memur. Peki masaya gelene kadar bu talepler yapılıyor ama masada bir şeyler değişiyor sanırım, değil mi? Sonra bu talepler biraz aşağı mı çekiliyor? Ne oluyor? Yani işte bugün sanıyorum bir şey araştırma açıklandı. Türkiye'deki her 100 çalışandan 85 sendikasız. Zaten bu fotoğraf içerisinde neyi tartışacağız ki? Memurun, insanların şu anda 38 bin lira yoksulluk sınırı varsa bunları istemek hakkı. Verirsiniz veremezsiniz ama önce bir gerçeği ortaya koyarsınız. Biz daha gerçekle yüzleşemedik. Ben bunu biraz espriyle karışık hep anlatıyorum. Dünya bugün Metaverse teknolojisini konuşuyor. Türkiye dünyada ilk Metaverse'e giren ülke bence. Yani 20 yıldır bir hayal aleminde Hangi yaşıyor. anlamda? Hayal aleminde yaşıyoruz. Değil mi? Hiçbir gerçekle yüzleşmiyoruz. Yani onun yazılımını yaparsak yine bizim yapmamız lazım. Çünkü en deneyimli biziz dünyada şu anda. Gerçek olmayan bir dünyada, gerçek olmayan gelirlerle, gerçek olmayan fiyatlarla, gerçek olmayan ölçütlerle, zenginlikle yaşadık. Şimdi de gerçek olmayan fakirleşmemizi görmüyoruz, borçluluğumuzu görmüyoruz, icra dosyalarımızı görmüyoruz. Her şey bir rakam gibi, bilgisayar oyunu gibi yaşanıyor ama günün sonunda bu insanlar evine döndüremiyorlar. İş yerlerine döndüremiyorlar. İşsizler iş bulamıyorlar. Sizin işsizliği kabul etmiyor olmanız işsizi ortadan kaldırmıyor. Sizin enflasyonu kabul etmiyor olmanız yıpranmayı ve enflasyonu ortadan kaldırmıyor. Sizin doları milyarlarca dolara basarak bir rakamda tutuyor olmanız doların o rakamda olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekle yüzleşmeden bu işlerin içinden çıkamayız. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Uzun süre zaten enflasyonla mücadele etmemenin bedeli çok daha ağır oldu. O yük giderek arttı. Yani mücadele etmek de çok kolay değil. Evet, faturası ağır ama etmemenin faturası daha da ağır. Yani o dağ gibi büyüyor. Uzun süre etmeyince tabii. Şimdi bugün İstanbul Ticaret Odası İstanbul enflasyonunu açıklayacaktı ama henüz açıklanmadı. Şu an gelen bir bilgi yok bizlere ama yüksek bekleniyordu ki öncüsü olarak kabul ettiğimiz için Perşembe günkü enflasyonun çift tane bekliyor muyuz? Valla her halükarda sokaktakine bakarsanız bekliyoruz tabii. Hele ki Temmuz ayının rekor kıracağını düşünürsek İstanbul'da da çok farklı bir fotoğraf çıkmayacaktır. Ama bunu acaba TÜİK nasıl takdir edecek onu bilmiyoruz. Yani sıkıntı burada işte. Yani bizim yaşadığımızda
açıklamalar birbiriyle alakasız hale gelmiş vaziyette, fakat o açıklamalar esas alınarak benim gelirime artış yapılıyor ve benim açıklanmayan veriyle veya enflasyonla yüzleşmem gerekiyor. Bakın, bir ülkede enflasyonu düşürmenin birçok metotları var ama kalıcı düşürmenin yolu üretimden geçiyor. Geçen hafta semt pazarında bahçesi olan bir teyze bana şunu anlattı. Biber. Toplamıyorlar biberleri. Çünkü yandaki komşusu biraz daha hacimli. Günlük 1000 liradan 100 kişi tutmuş ürünü kaldırabilmek için. 100 bin lira nakit demektir bu. Yani sadece yaptığı ürünü, bırakın o üründen para kazandı kazanmadı, 100 kişi tutsa ve bir günde hepsini toplamayı başarırsa 100 bin lira nakit olması gerekiyor cebinde. Böyle bir ortamda o insanların bu işin içinden çıkması, üretici hale gelmesi ve sizin enflasyonla kalıcı mücadele etmeniz mümkün değil. Geçen yine basına yansıyan bir hesap vardı. Hiçbir ortada ürün yokken ürünü bir noktadan alıyorsunuz, bir noktaya getiriyorsunuz, karpuzdu galiba. 26 lira mı 29 lira mı ne tutuyor kilosu. Şimdi daha bakın ortada ürünün fiyatı, maliyeti, karı marı yok. Sadece ulaştırma vesaire falan filan dediğinizde 29 lira. Akaryakıtın karşılığı, akaryakıta gelen zamları. Tabii yani 6-7 liraları karpuz yediğimiz kilosu hatırlıyoruz değil mi? Şimdi çıkın 16-17 liralardan aşağı karpuz yok. 10 kilodan aşağı karpuz yok. 150-160 lira bir aile şu Türk iş rakamında, bu asgari ücrette o karpuzu çocuğuna nasıl yedirecek? Herkes otursun vicdanına sorsun. Pazarda yani karpuz artık Sayın Ünsalan, karpuzu insanlar alıyorlar. 300 lira karpuzu ikiye böldürüyorlar, üçe böldürüyorlar. İşte aynen, kendi aralarında bölüşüyorlar. Veya bir pazar tezgahında ya işte ya tanıdıklarsa, akrabaysa, konu komşuysa ya da pazar tezgahında artık müşteriler diyor. Siz hani ne kadar alacaksınız, biz de diğer yarısını alalım diye karpuz bölüşmeye başlandı. Aleni dilim artık satılıyor zaten. Dilim artık, evet. Aleni dilim satılıyor. Yani bir tarım ülkesindeyiz. Ve bunların yaşanmasından kimse rahatsızlık duymuyorsa o ülkede enflasyon düşmez. O ülkede satın alma gücü artmaz. O ülkede gerçekten sağlıklı bir ekonomi yaratılamaz. O ülkede istihdam alanı da yaratılamaz. Biz 3 maymunu oynuyoruz. 4. maymun haline gelen de ne yazık ki medya olmuş. Sizleri tenzih ederim tabii ki. Evet, peki. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir gün dilerim. Kolay gelsin. Hepimize var olun.